kayıp olan ya da yok edilen görüşme kayıtlarına dair ilgili mercilere mahkeme yazı yazıyor. En son 31.8.2022'de ve 1.8.2022'de verilen cevaplarda da o talimatların, o müzakerelerin gereği yerine getirilmiyor. Başka merciler gösteriliyor. Nereye yazı yazılıyor? 112 acil çağrı merkezine yazılıyor. Efendim diyor, önce bir Konya valiliğine yazın da diyor, bakalım onlar izin verirse biz bakacağız, araştıracağız deniyor. Öbür taraftan Vodafone denen bir işte kurum ne diyor? O da diyor ki önce Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na yazı yazın da ondan sonra bakalım, bir düşünelim diyor. Cürete bakar mısınız? Hadsizliğe bakar mısınız? Ve aslında mahkemenin talimatlarını yerine getirmeyen, o talimatları safsaklayan, sürüncemede bırakan bir anlayıştan söz ediyoruz. Bir kurumsal yapıdan söz ediyoruz. Tabii sorun şu, bu cesareti, bu cüreti nereden alıyor bu kurumlar? Bakanlık bünyesindeki siyasi ve bürokratik iradeden kaynaklandığı, doğrudan yürütme organının iradesinden kaynaklandığı, doğrudan İçişleri Bakanlığı'nın iradesinden kaynaklandığına dair açıklamalar var. Maddi gerçeğe ulaşılmasını engellemek istiyorlar. Çünkü o maddi gerçek şunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı bu vatandaşlarımızı korumadı. Korumadı. Bakın, koruyamadı da demiyorum. Korumadı. Ağır hizmet kusurundan söz ediyorum. Yani adeta o saldırının, o katliamın önünü açan bir iradeden söz ediyorum.